Bugünkü dersimiz seyir ve çatlak kontrolü. Öngerilmeli elemanlarda. Öncelikle betonarme elemanlarda seyir ve çatlak kontrolünden bahsedelim. Seyir, kullanılabilirlik sınır durum açısından çok önemli bir yere sahip. Yani çünkü yapı gerilme açısından güvenli olabilir. Yaptığımız hesaplamalarda gerilme açısından yeterli olabilir. Ama yapı elemanlarını mutlaka seyir kontrolü yapmalıyız. Bu yüzden seyir ve çatlak kontrolü şartnamelere girmiş, bu konularda da bir takım sınırlamalar getirilmiştir. TS500'de biz bununla ilgili ifadelere rastlıyoruz. Seyir betonarme yapılarda ani ve uzun süreli seyir olmak üzere ikiye ayrılır. Yani biz seyimi iki farklı başlıkta değerlendireceğiz. Ani seyim hesabında yük olarak sabit ve hareketli yük dikkate alınır. Uzun süreli seyim hesabında ise yalnızca sabit yük dikkate alınır. Burada önemli olan uzun süreli seyimde rötre ve sünme etkisidir. Yani sünme ve büzülme etkileridir. Uzun süreli seyimde seyime etki eden en büyük hesaptaki parametreler rötre ve sünmedir. Peki betonarme elemanlarda seyimden bahsettik. Biz öngerilmeli elemanlardaki seyim durumunu konuşuyoruz. Öngerilmeli elemanlarda seyim miktarı, nihai seyim miktarı servis yükleri altında oluşan seyimdir. Ancak öngerilmeli elemanlarda servis yüklerinden önce transfer anında ters seyim oluşabilir. Peki bu çatlağa değil mi? Neden olabilir? Peki tam öngerilmeli elemanlarda yükler, servis yükleri ve transfer anında nasıldır bu elemanlar? Elastik bir davranışa sahiptir. Dolayısıyla biz seyim değerlerini elastik denklemlerle elde edebiliriz. Fakat sınırlı öngerilmeli elemanlarda, sınırlı öngerilmeli nasıldı? Tam öngerilmeli değil, sınırlı öngerilmeli. Yani içinde betonarme donatısı olan elemanlarda. Öngerilme kuvvetinin daha az uygulandığı elemanlarda. Elastik davranış çatlak oluşumundan öncedir. Zaten elastik davranış tamamen çatlak oluşmadan önceki bir davranıştır. Fakat çatlak oluşumu sınırlı öngerilmeli elemanlarda servis yüklerinden önce görülebilir. Çünkü öngerilme kuvveti sınırlı, adından da belli olduğu üzere. Daha küçük bir öngerilme kuvveti veriyoruz. Dolayısıyla seyim hesabında TS500'de önerilen çatlamış kesit yaklaşımı kullanılabilir. Eğer sınırlı öngerilmeli bir elemanda seyim hesabında servis yüklerinden önce çatlak oluşumu görülebiliyorsa bu durumda TS500'de çatlamış kesit yaklaşımı kullanılabilir. Evet. Seyim ve çatlak genişliğinde TS500'de gösterilen sınırlamalar öngerilmeli beton içinde geçerlidir. TS500'de tablo 13.3 seyim sınırları bu şekilde verilmiş. Bölme duvarsız çatı elemanları. Hareketli, eğer çatı elemanın üzerinde bölme duvarı yoksa hareketli yüklerden oluşan seyim LN bölü 180, yani LN ne? Temiz açıklık. Kolon yüzünden kolon yüzüne, yani akstan aksa değil mi? Bu sınırı geçmemeli. Bölme duvarsız normal kat elemanları. Hareketli yüklerden oluşan ani seyim
açıklığın 360'ta birinden daha büyük oldu. Bölme duvarlı normal kat ve çatı elemanları. Evet, bölme duvarı bulunan ve büyük seyimlerden etkilenebilecek elemanlar taşıyan. Bu gibi elemanlarda sürekli yüklerden oluşan toplam seyim ile hareketli yüklerden oluşan ani seyim toplamı açıklığın 480'de birinden küçük olmalı. Yani burada illa bölme duvar yerine başka bir şeyler de taşıyor olabilir. Yani büyük seyimler yaratabilecek, büyük seyimler oluşturabilecek başka şeyler de taşıyor olabilir. Bölme duvarlı normal kat ve çatı elemanları, bunlar da sürekli yüklerden oluşan toplam seyim ile hareketli yüklerden oluşan ani seyim açıklığın 240'da birinden daha küçük olmalı. Bunlar seyim sınırlarıydı. TS500'de aynen tablo, verilen tablo bu şekilde. Gelelim çatlak genişliği sınırlarına. Çatlak genişliğine ayrıca geleceğiz, ele alacağız. Ancak TS500'de verilen bu tabloyu daha öncesinde bir göz atalım. Eğer yapı içi ve dışı çevre koşulları normalse en fazla çatlak geliştiğine 0.4 mm izin verilebiliyor. Yapı içi nemli ise, yapı dışı normal çevre koşullarına sahipse izin verilen en büyük çatlak genişliği 0.3 mm. Yapı dışı nemli çevre koşullarına sahipse bu çatlak genişliği en fazla 0.2 mm. Son olarak da yapı içi ve dışı agresif çevre koşullarına sahipse bu durumda en fazla izin verilen çatlak genişliği 0.1 mm olarak TS500'de bizlere verilmiş. Bu çatlak genişliği ile ilgili kontrol yapmayabiliriz TS500'de sıralanan tüm koşulların sağlanması halinde. Ayrıca donatı aralığında 200 mm'yi geçmemesi gerekiyor. Öngerilmeli elemanlarda seyim ve çatlağa bağlı problemler daha az oluşur. Öngerilmede oluşan ters seyim ile yüklerden oluşan seyim birbirini dengeleyecektir. Ancak tabii servis yükleri etki etmeden önce sadece transfer anındaki yükten dolayı servis yüklerini etki etmediği durumlarda ters seyim bazı problemlere neden olabilir. Dolayısıyla öngerilmeli elemanlarda da doğru servis yükleri verildiği takdirde problem oluşmaz. Ancak transfer anında bu ters seyim bazı problemlere neden olabilir. Öngerilme kuvveti uzun vadede etkisi devam eden sabit bir yük olduğu için ters seyim zamanla sünme nedeniyle artacaktır. Bu nedenle seyim ve çatlak hesabı kontrolü önemlidir. Seyim ve çatlak hesabı kontrolü önemlidir. Aşırı ters seyim olması durumunda tam öngerilme yerine sınırlı öngerilme de bir çözüm olabilir. Çünkü sınırlı öngerilmede ne yapıyoruz? Öngerilme kuvvetini azaltıyoruz. İçine betonarme donatısı koyuyoruz. Dolayısıyla ters seyim miktarı azalmış oluyor. Zaten sınırlı öngerilme büyük oranda da bu tip problemler yüzünden, çatlağın problem yaratacağı durumlar yüzünden ortaya çıkmış bir yapım tekniği. Evet. Hesap esaslarına geçmeden önce şu ben moment eğrilik durumunu, seyim hesabının nasıl yapıldığını şöyle kısaca betonarme kirişler için, öngerilmeli kirişler için hazır formüller vereceğim. Ama betonarme kirişlerde seyim hesabı nasıl yapılıyor onu bir hatırlayalım. Evet, basit eğilmeye maruz bir kirişte
gerilme dağılımı ve kirişin eğriliği arasında şöyle bir ilişki var. Sigma neye eşit? M bölü W. W dediğimiz ne? Mukavemet momenti. Bu neye eşit? Atalet momenti bölü ağırlık merkezi ya da tarafsız eksenin mukavemet momenti hesaplanan eksene ya da bölgeye olan uzaklığı. Şimdi bu durumda gerilme ne olacak? Moment bölü atalet momenti çarpı C diye buraya da geçirebiliriz. Çünkü payda da I bölü C. Bu C direkt şurada sigmanın paydasına da yazılabilir. Bakın şuradaki denklemin ilk iki kısmını elde ettik. Aynı zamanda sigma neye eşittir? Gerilme. Sigma dediğimiz şey gerilme. Aynı zamanda gerilme neye eşittir? Elastisite modülü çarpı birim şekil değiştirme. Şu formülde birim şekil değiştirme yerine ne yazılmış? Sigma bölü birim şekil değiştirme yerine epsilon yerine C bölü rho ifadesi gelmiş. Demek ki birim şekil değiştirme neye eşit? C bölü rho'ya eşit. İşte bu denklemden yola çıkarak buradaki rho nedir? Rho, kirişin eğrilik yarıçapı. Yani diğerlerini biliyoruz zaten. Moment, kirişin atalet momenti, moment, elastisite modülü, C'ye ne dedik? Tarafsız eksenine olan uzaklık dedik. Nerenin uzaklığı? Eğer üst taraftaki gerilmeyi araştırıyorsak, üst kirişin üst yüzünün tarafsız eksene uzaklığı, alt yüzündeki gerilmeyi araştırıyorsak, tarafsız ekseni alt yüzün uzaklığı şeklinde düşünebiliriz. Şimdi burada önemli bir bilgi. Şurada virgül atılması lazımdı tabii. Cümle o yüzden anlamı değişiyor. Notunuzda siz atarsınız. Basit eğilme durumunda kirişin eğriliği yani 1 bölü rho sehimin ikinci türevine eşittir. Bakın şuradan 1 bölü rho'yu çekecek olursam E nereye gider? Paydaya gider. Yani 1 bölü rho neye eşit olacaktır? M bölü EI'ya. Yani kirişin eğilme momenti rigidliğine eşit. Ne eşit? Kirişin eğrilik yarıçapı. Peki bu ifade neye eşitmiş? Sehimin ikinci türevine eşit. Sehimin ikinci türevine eşitmiş. Devam edelim. Şu ifadeyi yazmaya gerek yok. Ya da şöyle yazayım. 1 bölü rho eşittir m bölü e. Bunun ikinci türevine eşit sehim. Şimdi şöyle bir basit mesnetli kiriş, düzgün yaylı yüklü. Bu kirişteki sehimi bulalım, hesaplayalım. Bir kere sehim mesnette nedir? Sıfırdır mesnetlerde. Dolayısıyla buradaki çökme değerini W ile gösterecek olursak, çökme değeri ne olacak? Mesnetlerde sıfır olacak. Şimdi Q yayılı yükü var. L açıklığa sahip. Dolayısıyla burada oluşacak kesme kuvveti diyagramı çizersek ne olacak kesmemiz? QL bölü 2. Düzgün yayılı yük şu şekilde bir kesme kuvvet diyagramı olacak. Moment nedir peki moment? Kesme diyagramı altında kalan alandır.
Şimdi mesnet tepkilerini şu şekilde QL bölü 2 olarak bulduktan sonra herhangi bir x mesafesinde, yani A noktasına herhangi bir x uzunluğunda, bu x uzunluğunu mesela en başta L olarak kabul edecek olsak ne demek bu? Yani B mesnedine göre moment alacak olursak. Şu tekil yükü, yayıl yükü tekil yüke çevirecek olursak ne olacak? QL olacak. Peki B'ye göre moment alıyoruz. QL kirişi saat yönünün tersinde, şuradaki mesnet tepkisi RA da saat yönünde çevirmeye çalışacak. Dolayısıyla burada RA çarpı X, yani X mesafesi ne biz L aldık. Herhangi bir X mesafesi için hesap ediyorum moment değerini. RA çarpı X. Buraya L de diyebiliriz X yerine. B'ye göre moment aldığımız için. RA çarpı L. Eksi neye eşit olacak? QL çarpı L bölü 2. Çünkü toplamı L, yarısı ne? L bölü 2. QL çarpı L bölü 2'de ne yapacak? Biz X yerine L koyduğumuzdan burada X var. QL kare bölü QL kare bölü 2 yapacak. Bakın buradaki ifade de herhangi bir x mesafesi için hesaplandığında aynı denklem RA çarpı L eksi QL çarpı L bölü 2 yerine L gördüğünüz yerde x var. Çünkü herhangi bir x mesafesine göre bu işlem yapılmış. Sonrasında RA yerine getirip ne yazıyor? QL bölü 2 yazıyor. Ve buradan elde ettiğimiz şey bizim nedir? Moment'tir. Moment ifadesidir. Kirişteki moment ifadesidir. Neresindeki moment'tir? Mesnet bölgesindeki toplam moment'tir. Evet. Ne dedik? Çökme değerinin, yani buradaki sehim ikinci dereceden 1 bölü rho'nun ikinci dereceden türevine eşittir dedik. Sehim ikinci dereceden türevine eşittir dedik. Şimdi bu değer m bölü ei. Bu değere eşit sehim. Ei'yi yukarı attık. Bu durumda bu ikinci dereceden çökme değeri şu şekilde elde edildi. Tabii başına bir eksi işaret koyduk. Momente zıt yönde sehim oluşacak. İşaret değiştirdik. Sonrasında bu ikinci dereceden türev olduğu için integralini alarak bunu birinci dereceden türev ve sonunda integral sabit iki tane olan bir eşitliğe çevirdik. Bakın bunu integralini alırsam şu x'in üzerine 1 artar x kare olur. Paydaya bölü 2 gelir. Aynen şu şekil. Şurada da x kare x küp bölü 3 olur. Paydada bir de 2 var. 2 kere 3 6. Bir de integral sabitimiz c'dir. Şimdi bir kere integral aldık. Bir kere daha integral alıyorum. Bu sefer x kare ne oldu? X küp bölü 3 oldu. Çarpı 2 x küp bölü 6. X küp vardı. X üzeri 4 bölü 24 oldu. C1'in yanına x geldi. Artı ikinci C2 sabiti geldi. Şimdi ben buradan bu eşitlikten yola çıkarak ne yapıyorum? Elimde bir sınır koşullar var. Ben biliyorum ki A ve B noktasında toplam çökme 0. Dolayısıyla x gördüğüm yere 0 yazacak olursam ben C2 sabitinin 0 olduğunu mesnette buldum. Devam ediyorum. Bu sefer x 0 noktasında değil de, yani şu x mesafesi 0 noktası olunca A mesnede oluyor. X eşittir L olursa ne olur? B mesnede olur.
X L'ye eşit olursa B mesnedi olur. B mesnedinde de toplam çökme sıfır. Bu durumda ben X gördüğüm yere ne yazmışım? L. Şurada X gördüğüm yere L yazacak olursam buradaki ifadelerde C2'nin sıfır olduğunu biliyorum. C1'i Q L küp bölü 24 olarak bulurum. Bu durumda benim çökme değerim ve ait denklem C1 yerine Q L küp bölü 24 yazarsam şu şekilde elde edilir. Peki en büyük sehim nerede oluşacak? Açıklıkta oluşacak. Yani bu durumda L mesafesi ne olmalı? L bölü 2 olmalı. Buradaki ifadede X gördüğüm yere L bölü 2 yazacak olursam, evet, formül basit mesnetli kirişte sehim hesabı yapılan formül 5 bölü 384 QL üzeri 4 bölü EI olarak hesaplandı. Yani bu sehim ifadesi nasıl hesaplandığını burada anlatmaya çalıştık. Bunu neden anlattım? Bu normal betonarme kirişlerdeki sehim, lineer elastik hesapla yapılan sehim hesabıydı. Biz öngerilmeli betonda peki bu değerleri ne olarak kullanacağız? Ne kadar sehim yaptığını öngerilmeli bir elemanın nasıl hesaplayacağız? Buna geliyorum. Şimdi çatlamamış kesitlerde öngerilme kuvvetinin yaratacağı ters sehim eş değer yük yöntemi veya başka yöntemlerle hesaplanabilir. Yani biraz önceki yaptığım hesaplama. Elastik sınırlar içinde kalındığında ölü ve hareketli yüklerin sehimi birleştirilerek toplam sehim elde edilir. Evet, Mohr yönteminde esas kirişim moment diyagramı EI'ye bölünüp ki biz biraz önce hesabı anlattım. Hesapta ne yaptık? Momenti EI'ye böldük. Fiktif kirişe ters yük olarak uyguladık. Ne yaptık? İşareti ters çevirdik. Bu fiktif kirişin moment değeri bize neyi verdi? Kirişin sehimini verdi. Şimdi ani sehim hesabında kesiti etkileyen maksimum moment elemanın çatlamasına neden olacak momentten küçükse brüt beton kesitin atalet momentiyle yetinilir. Yani hesapladığımız kesitin atalet momenti neyse çatlakta yoksa bu durumda biz atalet momenti olarak kesidin atalet momentini kullanırız. Ancak eğer kesitte çatlak oluşuyorsa bu durumda yeni bir hesapla kesidin çatlamış atalet momentini hesap etmemiz gerekir. Şimdi öngerilmeli beton için yaptığı sehimi hesaplamak için kullanılan formüller. Yani biraz önce gösterdiğim gibi tek tek bunları elle hesaplamayacağız. Bunları ben formül olarak kablonun konumuna göre, kablonun teşkil ediliş şekline göre ne kadar sehim yapacağı ile ilgili formülleri ben bu şekilde veriyorum. Ama öngerilmesiz bir kirişte de bu hesabın nasıl yapıldığını göstermiş olduk. Bu formüllere göre kablonun konumuna, yerleşimine göre yapacağı kirişin sehim miktarı hesaplanabiliyor. Evet, burada yine öngerilmesiz bir betondaki çatlama momentinin ne ait formül var. Tabii kirişe gelen maksimum moment eğer kesitin bu çatlama momentinden büyükse sehim hesabında çatlamış kesite göre atalet momenti kullanacağız. Ama maksimum moment çatlama momentinden daha küçükse bu durumda biz atalet momenti olarak çatlamamış kesidin atalet momentini kullanabiliriz. Şu formül, verilen formül
TS500'de bizlere verilen kesidin çatlamasına neden olacak moment için verilen bağlantı. MCR kesidin çatlama momenti, IC çatlamamış kesidin atalet momenti, Y ise kesidin ağırlık merkezinin çekme kenarına olan uzaklığı. Evet. Pardon. Şöyle söylemek daha doğru. MCR dediğimiz çatlama momenti. Yani bu moment değeri aşılırsa çatlak oluşuyor. Eğer bu moment değerinden daha düşük bir moment etki ediyorsa kesitli çatlamamış kesite ait atalet momentini kullanacağız. Ama keside etki eden moment değeri sınır çatlama momentinden daha büyükse bu durumda kesit ne olacak? Çatlayacak. Çatladığı durumda da bu sefer efektif olarak birazdan görülecek hesabını bunun anlatacağız. Çatlamış kesidin atalet momenti hesapta esas alınacak. Çatlaması demek kirişin ne demek? Çatlaklar kirişin dayanımını, eğilme dayanımını düşürecek, düşürecektir. Ama her ne kadar eğilme dayanımı düşmeye başlasa da çatlaklar oluştuğunda, çatlakların olmadığı bölgelerde hala beton kesiti gerilmeleri alabilir. Bu nedenle hesaplama yaparken kirişin etkili atalet momenti olarak ifade ettiğimiz bir atalet momenti hesaplayacağız. Yani bu nasıl bir şey? Çatlamış ile çatlamamış kesit atalet momentleri arasında bir değer. Şuradaki F oradan geliyor. Aslında çatlamış kesidin atalet momenti ICR. Çatlamamış kesidin atalet momenti IC. Peki IF ne? İşte IF dediğimde çatlamış ile çatlamamış kesit arasında bir değer. Ve hesaplarda da bunun kullanılması öngörülüyor. Çünkü neden? Çatlaklar arasındaki bölgelerde betonun çekme gerilmeleri hala alabilir durumda olması ve eğilme momentinin küçük olduğu bölgelerde betonun çatlamamış olması sebebiyle. Şimdi sınırlı öngerilme verilen kirişlerde servis yüklerinin etkisinden önce çatlak genişimi söz konusu olabilir dedik. Neden? Sınırlı öngerilmede çünkü öngerilme kuvveti düşük. Ayrıca ne kullanılıyor? Betonarme donatı kullanılıyor. Zaten öngerilme kuvveti düşük olduğu için kapasiteyi arttırmak adına ne yapılıyor? Betonarme donatı kullanılıyor. Bu da neye sebep olabiliyor? Çatlak gelişimine sebep olabiliyor. Daha erken evrede çatlak gelişimine sebep olabiliyor. Daha erken evre derken neyi kastediyoruz? Servis yüklerinin etkisinden önceki bir evrede. Bu nedenle bu tür kirişlerin seyim hesabı kesidin çatladığı kabulüne dayanır. Yani sınırlı öngerilmeye göre hesap yapıyorsak kesidin çatladığını düşünerek hesap yapacağız. Tam öngerilmede ama zaten çatlağa izin vermiyoruz. Tam öngerilmede. Elastik bölgede kalıyor kiriş. Çatlağa izin verilmiyor. Kesidin çatlaması atalet momentini ne yapacaktır? Azaltacaktır. Biz de azaltılmış atalet momentini hesap edeceğiz. Nasıl hesap edeceğiz? Geliyoruz. Evet. Ne dedik buna? Çatlamış ile çatlamamış kesit arasında betonun atalet momentindeki düşüşü ya da düşük, daha düşük, çatlamamış kesite göre daha düşük olan atalet momentini şu formülle hesaplıyoruz. Çatlama momenti bölü maksimum momentin kübü çarpı çatlamamış kesitin atalet momenti artı 1 eksi çatlamış kesitin atalet momenti bölü maksimum atalet momentinin kübü. En son olarak bunu parantez dışında çatlamış kesitin atalet momentiyle çarpıyoruz. Şu iki değer arasında bir değer elde edilmiş oluyor. Hesapta da bu değeri
kullanıyoruz. Biraz önce MCR'de bir formül verdim. Bunlar betonarme elemanlar için çatlama momenti formülüydü. Şu. Öngerilmeli elemanlar için bu formülü kullanmıyoruz. Neyi kullanıyoruz? Şu formülü kullanıyoruz. Veya soruda bize şu oran verilirse, çözeceğim soruda öyle, MCR bölü Mmax oranı direkt bize soruda verilebilir. Verildiği takdirde bu oranı kullanarak da şu hesabı yapmadan soruyu çözebiliriz. Ama öngerilmeli elemanlarda da kitapta bizlere verilen çatlama momenti bu şekilde hesaplanıyor. Çatlamış kesidin atalet momentini hesaplarken, burada bir not almak gerekirse, burada çatlağın donatı ağırlık merkezine ulaştığı kabulü ile donatı alanı betona dönüştürülerek hesap yapılır. Bakın bu önemli. Kiriş kesiti, donatı şurada olsun. Çatlaklar bu donatıya ulaştığı kabulü yapılıyor. Ve bu donatının olduğu bölgedeki donatı alanı beton kesite dönüştürülerek hesap yapılıp çatlamış kesidin atalet momenti hesaplanır. Şimdi uzun süreli seyime geçtik. Şimdi ani seyimden bahsettik şimdiye kadar. Çatlamadan bahsettik. Ne dedik? Seyim ikiye ayrılır. Ani ve uzun süreli seyim. Tabii adından da belli olduğuna göre zamana bağlı seyim daha çok sünme ve büzülme etkileri buna neden oluyor uzun süreli seyime. Ayrıca eğer basınç bölgesindeki donatı alanı ile çekme bölgesindeki donatı alanı birbirine eşit değilse buna bağlı olarak bir rötre eğriliği de oluşabilir. Yani ne olacaktır? Donat oranları farklı olduğu için üst ve alt kısımdaki sünme veya büzülme etkileri farklı oranlarda gerçekleşecektir. Bu eğrilik düşey yüklerden gelen eğrilikle aynı yöndedir ve onu arttırıcı etki yapar. Basınç ve çekme donanması eğer aynı miktarda olursa rötre eğriliği ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Aynı şekilde sünme etkisi de kesidin basınç bölgesinde görüleceğinden sünme eğriliği de ani seyimi arttırır. Yani zamana bağlı seyim söz konusuysa sünme ve büzülme etkilerini dikkate alacağız. Sünme ve büzülmeyi de engelleyemediğimiz için zamana bağlı seyimleri göz önüne mutlaka alarak uzun süreli seyimin hesaplanmasını yapmamız gerekiyor. Peki hatırlarsınız ikinci haftada falan bundan bahsetmiştik. Rötre ve sünmeyi etkileyen faktörler nelerdi? Sıcaklık, nem, kür şartları, betonun yüklenme yaşı ve benzeri sebeplerdi. Yani bunun hesabını gördük. Güç bir hesabı vardı zaten. Hesabı güçleştirmektedir diyor. Hesabı da çok kolay değildi. Tabii sünme olayı betonarme elemanlara kıyasla öngerilme elemanlarda daha az sorun oluşturuyor. Neden? Neden? Çünkü öngerme veriyoruz kirişe. Öngerme kuvveti var. Bu öngerme kuvveti ne yapıyor? Sabit bir yük olarak kirişin sünmesine zıt yönde bir etki oluşturuyor. Sünmeyi engelliyor. Dolayısıyla öngerilme elemanlarda sünme daha az sorun oluşturuyor. Peki uzun süreli yükler altında seyim hesabı için ne gerekiyor? Öngerilme kuvveti,
kalıcı yükler altındaki betonun kesit özellikleri ve sünmeden ötürü değişen betonun elastisite modülü kullanılır. Evet, betonun elastisite modülü sabit değil, değil mi? Zamana bağlı değişiyor. Neden değişiyor zamana bağlı? İşte sünme gibi, büzülme gibi etkilerden dolayı betonun elastisite modülü değişiyor. Demek ki uzun süreli yükler altındaki seyim hesabında neleri hesaplıyormuşuz? Öngerilme kuvvetini. Sünmeyi azaltıyor. Sünme etkilerini. Betonun kesit özellikleri ve betonun sünme etkisindeki elastisite modülü. Peki bu elastisite modülünü nasıl hesaplayacağız? Elastisite modülü, yani zamana bağlı betonun elastisite modülü, normalde tablolardan aldığımız betonun elastisite modülü bölü 1 artı KC dediğimiz birim gerilme değeri için betonun sünme miktarı ya da 0,1 Newton bölü milimetre karelik gerilme değeri için betonun sünme miktarı çarpı betonun elastisite modülü. Buradan yeni bir elastisite modülü hesaplanıyor. Zamana bağlı betonun elastisite modülü hesaplanıyor. Uzun süreli sehimlerdeki hesap, uzun süreli sehimi hesaba katabilmek için. Şimdi uzun süreli yük altında elemanlar için hesaplanan sehim TS500'de bir formül verilmiş ve bir sınırlamalar getirilmiş. Bu sınırlamalar aşılmamalı. Aşağıdaki bağıntıdan hesaplanıyor diyor TS500'deki toplam sehim. Şu ani sehim delta i, delta ig de ani sehimin kalıcı yüklerden ileri gelen kısmı. Yani şimdi ani sehim neyden oluşur dedik dersin başında, ani sehim ölü, daha doğrusu ölü demeyeyim, şurayla aynı olsun, kalıcı ve hareketli yüklerden oluşur. Kalıcı artı hareketli yüklerden oluşur. Delta i kalıcı ve hareketli yüklerden oluşan ani sehim, delta ig ise kalıcı yüklerden ileri gelen kısmı ani sehim. Bunu da neyle çarpıyoruz? Lambda ile. Peki lambda ne? Süre katsayısı. Peki bu lambdayı nereden alıyoruz? Lambdayı TS500'de verilen yine bir tablo var. Şu aşağıda bakın şu tablo. Yükleme süresi 5 yıl veya daha fazla ise süre katsayısı 2, 12 aysa 1.4, 6 aysa 1.2, 3 aysa 1. Yükleme süresi arttıkça süre katsayısı da artıyor. Artması ne yapar? Toplam sehimi arttırır. Çünkü uzun süreli sehim sünme etkisiyle zamana bağlı artıyor. Yani zamanın artması bu sehim miktarını arttırıyor. En büyük alabileceği değer de 5 yıldan daha fazla olduğu değer. O da 2. Buradan toplam sehimi hesaplayabiliyoruz. Peki lambda aşağıdaki formülle hesaplanıyor. Aşağıdaki formülde bulunan süre katsayısı, bunu biraz lambdaya benziyor, lambdanın ters hali, karıştırmış olduk. Bu süre katsayısı yardımıyla lambda hesaplanıyor. Süre katsayısını da aşağıdaki tabloda alıyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi süre katsayısının artması ne yapacak? Lambdayı arttıracak. Lambdanın artması neyi arttıracak? Toplam sehimi arttı. 1 artı 50 çarpı rho üssü. Üssünü gördük mü? Rho donatı oranı. Üssü olunca da basınç donatısı oranı. Buradan lambda değerini hesaplayarak toplam sehim hesabında TS500'e göre hesaplama yapmış oluyoruz.
Bu sınır değer. Bu sınırı geçilmemesi lazım. Bundan küçük olacak. Uzun süreli sehim bundan küçük olmalı. Şimdi öngörülmeli betonda çatlak gelişimini hangi faktörler etkiliyor? Bir kere donatı aderanslı mı değil mi? Aderanslı olması durumunda çatlaklar küçük ve sayıca fazla olur. Olmaması durumunda çatlaklar az ve daha geniş olur. Dolayısıyla aderanslı olup olmadığı önemli öngörülme donatısına. Çatlak gelişiminde hesabını, sonuçları, ilgili sınırları geçiyor mu geçmiyor mu bu açıdan önemli. Öngörme kuvvetinin büyüklüğü. Öngörme kuvveti arttıkça ne oluyor? Çatlak oluşumu azalıyor. Dolayısıyla kuvvetin büyüklüğü de bize çatlak gelişimini etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Öngörülme donatısı alanının etkilediği beton alanına oranı. Bu da çatlak gelişimini etkileyen bir başka faktör. Sınırlı öngörülme kullanılıp kullanılmadığı, biliyorsunuz sınırlı öngörülme kullanıldığı zaman öngörülme kuvvetinin büyüklüğü düşüyor ve betonarme donatı ilave edilmiş oluyor. Dolayısıyla çatlak servis yüklerinden önce oluşabiliyordu. Dolayısıyla sınırlı öngörülme kullanılıyorsa çatlağın oluşum evresi de değişiyor. Dolayısıyla çatlağın genişliği de değişir ve bu gelişimi etkileyen faktörler arasındadır. Öngörülme donatısının çapı ve beton kalitesi olarak diğer maddeleri de sıralayabiliriz. Çatlağı etki eden faktörler. Çatlak kontrolü konusuna devam ediyoruz. Bakın biraz önce de söyledim. Eğer aderanssızsa öngörülmeli eleman, betonda oluşan gerilmeler çekme dayanımını aştığında ne olacak? Çatlak oluşacak. Oluşan çatlaklar aderanssız öngörülmeli elemanlarda sayıca az, biraz önce de söyledim, ama kalın çatlaklar. Aderanslı olursa ne oluyor? Çekme dayanımını aştığı anda çatlaklar daha sık aralıklı ve ince çatlak olarak karşımıza çıkıyor. Bu daha olumlu yani çatlak kontrolü ve çatlak gelişimi açısından daha olumlu diyebiliriz. Öngörülme kuvvetinin büyüklüğü dayanımı arttırarak servis yükleri altında çatlamayı geciktirecektir. Evet, bunu da defalarca ne yaptık? Tekrar ettik. Öngörülme kuvvetinin büyüklüğü dayanımı arttıracak ve servis yükleri altında çatlamayı geciktirecektir. Ayrıca çatlak oluşsa bile ince, yani küçük mertebelerde çatlağın genişliğinin küçük mertebelerde kalmasına katkı sunacaktır. Öngörülme donatısının alanının etkili beton alanına oranı. Biraz önceki şuradaki saydıklarımı bakın açıyoruz. Öngörülme donatısı alanının etkilediği beton alanına oranı. Peki bunu nasıl hesaplıyoruz? Öngörülme donatısının etrafındaki pas payı alanına oranı olarak düşünülebilir. Yani çünkü şunu bilemeyebiliriz. Öngörülme donatısı alanının etkilediği beton alanı nedir ki acaba? Etkilediği beton alanı öngörülme donatısının etrafındaki pas payı kadar dışarı taşınmış donatıdan, donatısının etrafında pas payı kadar çevreleyen alan olarak düşünülebilir. Bu oran büyüdükçe ne olacaktır? Çatlak genişliği azalacaktır. Evet. Sınırlı öngörülmede görülen çatlak genişliği daha erken devrede olabilir dedik biraz önce.
Daha erken evrede olması neye neden olacaktır aynı zamanda? Normal öngerilmeli elemanlara kıyasla daha geniş çatlak görülmesine neden olacaktır. Betonarmede olduğu gibi büyük çaplı donatı kullanmak yerine küçük çaplı ve sayıca fazla donatı kullanmak. Daha küçük çaplı ve daha adedini arttırmak donatının çatlak genişliğini düşürecektir. Daha iyi bir gerilme dağılımı ve yayılımı meydana gelecektir. Aynı zamanda beton kalitesinin yükselmesi de ne olacak? Beton kalitesinin yükselmesine bağlı olarak çekme dayanımı arttıracak. Çekme dayanımının artmasına bağlı olarak çatlama gecikecek. Çatlama gecikmesi durumunda da çatlak genişliği düşük dayanımlı betonlara göre daha da düşük. İnce mertebede ya da daha az geniş olacak. Çatlak genişliği hesabı servis yükleri etkisinde yapılır. Çünkü son yükleme hali servis yükleridir. Yani nihai yük değeri nedir? Bir elemanın yüklenebileceği maksimum nihai yük değeri servis yükleri sonrasıdır. Dolayısıyla çatlak genişliği hesabı da servis yükleri etkisinde yapılır. Ancak sınırlı öngerilmeli elemanlarda çatlak servis yüklerinden önce oluşabilir. Servis yükleri aşamasında da çatlama olacağı unutulmamalıdır. O yüzden sınırlı öngerilmeli bir elemanda hesap yapıyorsak çatlak genişliği hesabını servis yükleri aşamasında veya öncesinde de yapmakta ve kontrol etmekte fayda var. Sınırlı öngerilmeli kirişler dışındaki öngerilmeli elemanlarda çatlak genişliği kullanım yükleri altında TS500'de verilen sınırların altında kalmalıdır. Evet, sınırlı öngerilme yapmış olsak bile bu elemanlarda servis yükleri aşamasında çatlak olabilir ve olduğu takdirde çatlak genişliği TS500'de verilen sınırların altında olmak zorunda. İster öngerilmeli olsun, ister öngerilmeli olmasın, çatlak genişliği kullanım yükleri altında TS500'de verilen sınırların altında kalmalı. Son olarak, son slide'ım. TS500'deki çatlak genişliği ile ilgili hesabında kullanılan, daha doğrusu bu, hemen TS500'den kontrol edelim. Bunu TS500 mü diye tam emin olamadım. Bu TS3200 evet. Çatlak genişliği hesabında kullanılacak değişkenler. Bu TS500'müş arkadaşlar. TS500'de verilen sınırların altında kalmalı. Sınırlı öngörülme elemanlarda maksimum çatlak genişliği bu formülle hesaplanıyor. Neymiş formül? 0,011 çarpı beta çarpı sigma s çarpı kök içinde h üssü çarpı a f. Buradaki w çatlak genişliği. Çatlak genişliğinin nasıl hesaplanacağı formülle verilmiş. Peki beta ne? Beta çekme bölgesinin tarafsız ekseni olan mesafesinin, yani Y1'in, donatıların ağırlık merkezinin tarafsız ekseni olan mesafeye oranı Y2. Y1 bölü Y2 yani beta. Y1 neymiş? Çekme bölgesi alt yüzünün tarafsız ekseni olan
mesafesinin donatı ağırlık merkezinin tarafsız ekseni olan mesafesine oranı. Bu kirişlerde 1.2 döşemelerde 1.35 alınabilirmiş. Eğer söz konusu eleman kiriş veya döşeme ise bu değerler kullanılabiliyor. Sigma S ne? Donatının çekme gerilmesi. Yani betonarme donatının çekme gerilmesi. Öyle söyleyeyim. Öngerilmesiz donatı ya da betonarme donatının çekme gerilmesi. Peki A efektif taralı alanın donatı sayısına bölünmüş değeri. Peki bu taralı alanı nereden biliyorum böyle bu kadar bir alan olacağını? Şöyle ki bu alan ve donatının ağırlık merkezi çakışmaktadır. Yani donatının ağırlık merkezi ile alanın ağırlık merkezinin çakışabilmesi için alanın üst sınırı nere olmalı? Şu çekme bölgesiyle donatının arası neyse yukarıdaki donatıyla da onun üzerindeki olan mesafenin aynı olması gerekiyor. Yani aslında bu alanın büyüklüğünü şu y üssü ve y üssü olarak verilen toplam iki y üssü olan yüksekliği nasıl hesaplıyorum bu alan için? Donatının ağırlık merkeziyle alanın ağırlık merkezinin çakıştığı bilgisinden hesaplıyorum. Bir de ne var formülde? H üssü var. H üssü ise çekme bölgesinin alt yüzünden yani şuradan bu yüze en yakın çekme donatısı ağırlık merkezine olan uzaklık. Yani bu yüze en yakın çekme donatısı da burada ikisinin arasındaki mesafe neymiş? H üssü. Buradan çatlak genişliğini buluyoruz, hesap ediyoruz. Ve buna göre TS500'deki sınırın üstünde mi altında mı kontrol ediyoruz. Bakın A efektif şu hesabı burada var. B çarpı 2Y üssü bölü N. N donatı sayısı. B 0 şuradaki genişlik. 2Y üssü de şu. Yani B0 çarpı 2Y üssü şu alan. Evet.